Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir İspanya'ya gideceğiz. Bileceğiniz üzere Ukrayna-Rusya Savaşı'nın özellikle şu son dönemlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse hepsinden hava savunma sistemleri talep etmekteydi. Son olarak da Zelenski İspanya'nın kapısını çaldı. Tık 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 dedi. Ben dedi senden hava savunma sistemleri almak istiyorum dedi. Zelenski'nin Ukrayna'ya gönderilmesini istemiş olduğu Patriot serisinde hatırlayacağınız üzere İspanyollar 2015 yılından itibaren Adana'da Patriot bulundurmaktalardı. İşte Suriye'den Türkiye'ye olası balistik füzelerin gelmesini engellemek amacıyla NATO görevi kapsamında İspanyollar Patriotlarını Türkiye'de sınırda bulundurmaktaydı. Zelenski onları da istedi. Fakat İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Zelenski'nin isteğini geri çevirdi. Haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. İspanya'da neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO kapsamında 2015 yılından bu yana Adana'da konuşlandırılan Patriot sistemini Ukrayna'ya göndermeyi planlamadıklarını söyledi. Robles, İspanyol Devlet Radyosu RNE'ye verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin İspanya'dan talep ettiği Patriot füzelerine ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Robles, bu şu anda hükümetin planının bir parçası değil dedi. İspanyol Patriot bataryası, NATO kapsamında Türkiye'ye 2013 yılından beri antibalistik füze desteği sağlayan Hollanda Patriot bataryaları görevini devralmıştı. Ufak da bir ekleme yapmak isteyeceğim. Türkiye'de sadece İspanyollara ait Patriot sistemi bulunmamakta. ABD'lilere ait bir Patriot sistemi daha var. Fakat o İncirlik'te. Oradaki Patriot sisteminin görevi ise işte Suriye'den Türkiye'ye gelecek balistik füze saldırılarını engellemek değil de Suriye'den sadece İncirlik üssüne gelecek saldırıları önlemek. Yani oradaki Patriot sistemi, İncirlik'te bulunan Patriot sistemi tamamıyla ABD'li askerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla orada bulunmakta. Son olarak İspanyollar geçtiğimiz yıl hatırlayacağınız üzere Patriotları 2023 Haziran'ına kadar Türkiye'de tutacaklarını belirtmişlerdi. Yani bu ay içerisinde eğer uzatma olmazsa büyük ihtimalle İspanyolların Patriotları İspanya'ya geri gidebilir. Bu konuda özel takipçisi olacağım. Fakat İspanyollar Türkiye'nin hava güvenliğini sağlayan, hava savunma güvenliğini sağlayan Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesine red cevabı vermiş. İspanyollar yine her zamanki gibi bizleri şaşırtmadılar. Ne diyelim, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Türkiye ve Macaristan hakkında yapmış olduğu açıklamaya gideceğiz. Fransa'nın Dışişleri Bakanı Colonna ne dedi biliyor musunuz? Macaristan ve Türkiye İsveç'i NATO'ya almayaraktan NATO'da bulunan 31 üye ülkenin güvenliğini riske attığını söyledi. Bak sen şuna, detaylar isterseniz bir karşımıza gelsin. Colonna neler saçmalamış hep birlikte öğrenelim. İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gazetecilere konuşan Katerina Colonna, İsveç'in üyeliğinin bir an önce onaylanması Türkiye'de dahil olmak üzere herkesin çıkarınadır ve seçimler sona erdi. Dine göre buna güveniyoruz dedi. İsveç'in Vilnius'a tam üye olarak bulunmasını istiyoruz diyen Colonna, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini ittifakın Temmuz ayındaki zirve toplantısından önce onaylaması gerektiğini belirterek daha fazla gecikmenin anlaşılabilir olmadığını ve 31 üyenin güvenliğini riske attığını belirtti. Daha fazla gecikmenin anlaşılabilir olduğunu düşünmemekteymiş. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Sen o devlet başkanın Macron'un kapısını çal, dışişleri bakanısın ya, bir gün tık 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 de odasından içeriye gir, ona de ki ya Macron de, Sayın Başkanım de, zaten NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmemiş miydi? O zaman işte NATO'dan biz halen neden medet umuyoruz? Neden Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'i kabul edip etmemesi bizim için bu kadar önemli değil diye bir sor. Yani çünkü size göre zaten NATO'nun beyin ölümü çoktan gerçekleşmişti. Yani bence siz NATO konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkmayın. Fransızlardan gelen açıklamaları da sizlere aktardıktan sonra kıymetli dostlar, bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Bir Türkoloğun açıklamalarına uzanacağız. Türkolog deyince az buçuk zaten tahmin etmişsinizdir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan bahsediyorum. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik bir Türk atasözünden örnek vererekten yakın komşu uzak akrabadan iyidir dedi. Haberimizin detayları şu an sizlerle. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. Peskov forumda Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov,
Biliyorsunuz ben bir Türkoloğum. Türk atasözünde bir söz vardır. Yakın komşu uzak akrabadan iyidir derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi bir komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor dedi. Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş bir diyalog üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekledi. Şüphesiz ki kıymetli dostlar, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gerçekten de bizleri biliyor. Her ne kadar kendisi Türk olmasa bile Türkolog olduğundan dolayı olayları özellikle de Türkiye ve Rusya arasındaki bazı gergin durumlarda, yani ben Dmitri Peskov'un Türkiye ile ilişkilerin en azından çok gerginleşmemesi için elinden geleni yaptığını düşünmek istiyorum. En azından yani bundan önceki gelişmelerde hep bunları görmüştük. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bizlere karşı genellikle ılımlı bir hava takınır. Dmitri Peskov demiş ya, yakın komşu uzak akrabadan iyidir diye. Siz bu sözlerine katılıyor musunuz? Yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin diyorum ve devamında bugünkü dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel hazırladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Avrupa'nın sayılı güvenlik ve savunma sanayi dergileri arasında gösterilen DSI'nin yazısına gideceğiz. Paris merkezli dergi DSI, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi tehdit olarak nitelendirdi. Fransa'nın Afrika'yı tamamen kaybettiği tespitini yapan Fransız merkezli dergi son sayısında Türk markaların Asya ve Avrupa ile birlikte Afrika pazarındaki yükselişi devam ediyor. Fransa ve Avrupa ülkeleri için tehdit niteliği taşıyan bu yükselişin durdurulması gerekiyor ifadelerini kullandı. Dış basın turumuza devam ederekten Yunanistan merkezli Katemerini gazetesine gideceğiz. Katemerini gazetesi de dedi ki, havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis, Atina tarafından dikkatle izleniyor. Türk donanmasının reis sınıfı denizaltısı olan Piri Reis, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın radarına girdi. Bu tipteki ilk denizaltının Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılması ve ikincisinin Murat Reis olarak ifade edildi Yunan medyasında. Marmara Denizi'ndeki deniz denemeleri mevcut dengeleri alt üst ettiği için elbette Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendirmekte diye Katemerini önemli haberini sonlandırmıştı. Hatırlayacağınız üzere NATO'nun Almanya'da Air Defender tatbikatı sürmekte kıymetli dostlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tatbikata katılan Türk askerlerimizi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait personel pilotlarımızı tebrik etti. Olaf Scholz, Türk heyetine komuta eden hava pilot albay Ersin Özmen ile bir sürede sohbet etmiş. Hani sizlere Fransız medyasından dedim ya, Fransızlar özellikle Türkiye'nin Afrika'daki yükselişinden, atılımından rahatsız diye. Mesela son olarak sosyal medyada şöyle bir görüntü karşıma çıktı. Çad ordusu tarafından kullanılan Yörük 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı görmektesiniz. Kısacası özellikle savunma sanayi ürünlerinde Türkiye Afrika'ya çok büyük bir yatırım, çok büyük bir ticaret gerçekleştirmekte. Haliyle tabii ki de bunlar yıllardır Afrika'yı sömüren Fransa'yı bu tür gelişmeler rahatsız etmekte. Hemen devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Maxim Orekşin'in açıklamalarına gideceğiz. Orekşin dedi ki, Türkiye ile işbirliğimizdeki olası potansiyelin daha %50'sini bile gerçekleştirmedik. Geleceğe dair Türklerle çok iyi ve henüz gerçekleştirilmemiş büyük bir güç var diye açıklamalarını sonlandırdı Orekşin. Özellikle de son günlerde Türkiye'ye ilişkin Rusya'dan çok ama çok ılımlı açıklamalar geliyor. Keza Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamalarını zaten hep birlikte biraz önce görmüştük. ABD Senatosu'nun almış olduğu bir karara uzanıyoruz. ABD Senatosu İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamadığı için Macaristan'ın HIMARS karadan karaya füze sistemi tedarik talebini reddetmiş. Tabii yaşanan bu gelişmeler sonrasında doğal olarak biliyorum hepinizin aklında aynı soru uyandı. Ya Kaan, işte Macarlara madem ki işte Amerikalılar HIMARS füze sistemini vermedi, biz de elimizde bulunan TRLG 230 füzesi HIMARS'ın benzeridir, kendi yerli üretimimizdir, onu acaba Macarlara versek nasıl olur diye düşünmüşsünüzdür. Merak etmeyin kıymetli dostlar, aynı şeyi ben de düşündüm ve eminim ki inşallah devlet büyüklerimiz de bu gelişmeyi düşünmüşlerdir. Çünkü Macarlar özellikle de İsveç konusunda Türkiye'ye çok yakın bir tutum sergilemekte. Ukrayna'ya gideceğiz. Ukrayna'ya destek amacıyla Polonya'da Bayraktar TB2 alımı için bir kampanya düzenlenmişti hatırlayacağınız üzere. Bu kampanyada yaklaşık 4,7 milyon euro toplanmıştı. Fakat tabii ki de Baykar tarafından bu para kabul edilmemişti. Baykar Polonyalıların toplamış olduğu paraya karşılık demişti ki, gidin işte o toplamış olduğunuz parayı Kırım'da bulunan Milli Birlik Vakfı'na bağışlayın demişti. Biz Baykar olarak Bayraktar TB2'leri sizlere hibe edelim demişti ve gerçekten de hibe etmişti geçtiğimiz aylarda. Devamında Baykar'ın hibe ettiği bedelin bir kısmıyla alınan 130 kamyonetten ilk 14'ü Ukrayna birliklerine teslim edilmiş. Kamyonetlerden 5'i ise Kırım'ı işgalden kurtarmak için kurulan Karadağ Taarruz Tugay'ına verildiği belirtilmekte. Daha sonrasında sosyal medyada böyle görüntüler karşımıza çıktı. Yavaş yavaş bugünkü sosyal
sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken kıymetli dostlar, çok kısa ama sizlerle özellikle paylaşmak isteyeceğim. ABD Başkanı Joe Biden'ın elimize gelen son bilgilere göre John Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterliği görevine devam etmesini istediği belirtilmekteydi. Bakalım neler yaşanacak, gerçekten de son dönemde oldukça muamma olan bir konuydu. Stoltenberg görevine devam edecek mi, etmeyecek mi? Hazır NATO dedik, Putin'in açıklamaları oldu Ukrayna'ya F-16 tedariğine yönelik. Putin dedi ki eğer bu silahlar, bu F-16'lar Ukrayna dışındaki hava üslerinde bulunuyor ve çatışmalarda kullanılıyorsa bu silahları nasıl ve nerede vurabileceğimize bakmamız gerekecek. Bu NATO'nun silahlı çatışmanın içine daha fazla çekilmesi gibi ciddi bir tehlikeyi ortaya koyuyor dedi Vladimir Putin. Öte yandan kıymetli dostlar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov özellikle de mesela Ukrayna'nın F-16 tedariğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. Ülkesine F-16 savaş uçağı temini ve pilotların eğitimi konusunda Kuş Koalisyonu adını verdikleri bir konsorsiyum kurulacağını belirtmişti Oleksiy Reznikov. Kısacası Batılı devletler özellikle Ukrayna'ya F-16 tedariğinde en azından hani şöyle uzaktan baktığımızda bayağı bir kararlı gibiler. Putin ise o F-16'lar eğer ki Ukrayna'da değil, zaten Ukrayna'daysa kesin vuracağım diyor da, örnek veriyorum Polonya'dan kaldırıp gidip de Rus birliklerini Ukrayna hava sahasına vurursanız diyor, F-16 savaş uçakları Polonya'da bile olsa sanki vururum gibi bir izlenim vermekte Vladimir Putin. Bugünkü sosyal medya haberlerimi de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.